İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Parlamentosu'nun 9. oturumu Misak Manuşan ve eşi Meline Manuşan'ın naaşı Fransa'nın en büyük şahsiyetlerinin panteonuna defnedildi. Blinken hala barışının yakın olduğuna inanıyor. Nefret söylemi Bakü'yü kontrol edilemez bir çılgınlığa sürükledi. Hollanda ve Belçika'daki Ermenilerin zengin tarihi. Haydinlerle biz biziz. Ohanava'nın erken Orta Çağ kayaya oyulmuş yapısından bir grup bulgu bulundu. 21 Şubat akşamı saat 21.30'da Skype online platformunda Batı Ermenistan Parlamentosu'nun 3. döneminin 10. oturumu gerçekleştirildi. Oturum Batı Ermenistan Parlamento Başkanı Neldi Harutunyan'ın Misak Manışan'ın naaşının defin törenine ilişkin kısa bir konuşmasıyla başladı. Batı Ermenistan Cumhuriyetinin ilk devlet başkanı Armenak Abrahamyan desteğinin bir ifadesi olarak Fransa'da düzenlenen bu törende hazır bulundu. Daha sonra Batı Ermenistan Başkanı, Parlamento'nun iş düzünde yapılan değişiklikler ve eklemler ile Batı Ermenistan Cumhuriyeti hükümetinin oluşumu ile gündemin 3. ve 4. maddelerini sundu. Hartunyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti hükümet üyelerine ve milletvekillerine Batı Ermenistan, Cumhuriyeti kimlik ve vekil mandatlarına sahip olmanın önemini hatırlattı. Oturumda bir dizi güvenlik ve iç düzenleme konusu tartışıldı. Oturumu özetleyen Batı Ermenistan Parlamento Başkanı Nelli Artunyan gizlilik kurallarını ve yemin metnini imzalamaya çağırdı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un katıldığı Fransa'nın Ölümsüzlerin pantheonunda Fransız Direniş Hareketi Kahramanı, Ermeni milletinin kahramanı Misak Manuşan ve eşi Meline Manuşan'ın defin töreni düzenlendi. Etkinlikte Fransa Başbakanı Gabriel Attal, eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armena Gabrahamyan, Ermeni ve Fransız hükümet üyeleri, yasama organları, kamu ve siyasi isimler de hazır bulundu. Törende Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir konuşma yaptı. Macron konuşmasında Misak Manuşa'nın sokakta yürüdüğünde ve bu panteonun önünden geçtiğinde özgür olduğunu kaydetti. Macron o kendi sevgili Ermenistan'ının nasıl olabileceğini hayal etti. Manuşan tutuklandığında kendisini öfke dolu bir kaplan olarak adlandırdı. Eşim eline tüm bu maceralarında onun yanındaydı ve ona destek oldu. Son ve kalıcı seçimi özgürlüktü. Her zaman özgürlüğün sarhoş bir askeri olarak Fransa'nın özgürlüğünden hiçbir şey kaybetmesin diye yeraltı yaşamını seçti dedi ve ekledi. Bugün onlara teşekkür edecek bir Fransa var. Fransa Cumhurbaşkanı Misak ve diğer 23 kişi ve bu özgürlüğe bağlı olan diğer herkesin sonunda sonsuza dek onur, sevgi ve özgürlüğe kavuştuğunu vurguladı. Manuşanlar sadece ilk Ermeniler değil aynı zamanda naaşından kalıntılarının ölümsüzler panteonuna dahil edilen ilk yabancılardır. Rafi Semercan'ın Facebook sayfasında yazdığı gibi Misak ve Meline Manuşan ölümsüzlerin tapınağına giriyor. Panteonda 81 Fransız birey yer alıyor. Misak Manuşan panteona giren ilk yabancı, Meline ise onun eşi. Panteonun 7. kadını olacak. Bugüne kadar Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Victor Hugo, Alexander Dumas ve diğerlerinin yanı sıra 83 ölümsüz bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller tarafından belirtildiğine göre, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yerevan ile Bakü arasında barışın yakın olduğuna inanıyor ve Münih Güvenlik Konferansı sırasında iki ülkenin liderlerine kalan bazı sorunları çözmeleri yönünde çağrıda bulundu. Matthew Miller, basına verdiği demeçte, o hala barışın yakın olduğuna inanıyor ve konuyu bu iki ülkenin liderleriyle doğrudan tartıştı ve onlara geri kalan sadece birkaç sorun arasında köprü kurmak için birlikte çalışmaya teşvik etti. Ve bu ülkeleri barış antlaşmasına varmaları konusunda teşvik etmeye devam edeceğiz, dedi. Miller, mini konferansı çerçevesinde Yerevan ve Bakü liderlerinin buluşmasına da değindi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Sözcüsü, iki liderin Münih'te buluştuğunu biliyorum ve bir anlaşmaya varılması için ABD olarak yardım ve destek sunmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı. Doğu Ermenistan Başbakanı ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı arasındaki görüşme Münih Güvenlik Forumu çerçevesinde Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un ara buluculuğunda gerçekleşti. Toplantının ardından Paşinyan tarafların Pırak ve Brüksel'de varılan anlaşmalara sadık kaldıklarını kaydetti. Yakın gelecekte iki ülkenin Dışişleri Bakanlarının ardından da sınır sınırlandırma komitelerinin bir araya gelmesi planlanıyor. Gartman, Şirvan, Nakçıvan adlı tüm Ermeniler Birliği yayınladığı duyuruda şöyle diyor. Nefret söylemi Azerbaycan'ı yeni bir çılgınlığa sürükledi. Gartman, Şirvan, Nakçıvan adlı Pan-Ermeni Birliği Azerbaycan'da onlarca yıldır hakim olan yeni milliyetçi Ermeni karşıtlığını şiddetle kınıyor. Birlik Ermeni Subay Gurgen Markarya'nın öldürülmesine değindi. Duyuruda şu ifadeler yer alıyordu. 2004 yılında NATO'nun barış için ortaklık eğitim kursu çerçevesinde 19 Şubat'ta Ermeni subay Gurgen Markaryan Budapest'te Azerbaycanlı Ramil Safarov tarafından vahşice öldürüldü. Azerbaycan aşırıcılığının parlak temsilcisi Safarov uyuyan Ermeni subayını 16 kez baltayla vurarak öldürdü ve duruşma sırasında işlediği suçtan pişmanlık bile duymadı. Ancak bu tür insanlık dışı uygulamalar sorunun yalnızca bir yönünü oluşturmaktadır. Macar mahkemesi tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Safarov, yalnızca 8 yıl sonra cezasının geri kalanını çekmek üzere Azerbaycan'a iade edildi. Azerbaycan'a geldikten kısa bir süre sonra Safarov devlet düzeyinde bir kahraman ilan edildi ve en yüksek onurlar aldı. Bu 2004'ten bu yana Azerbaycan'da Ermeni karşıtlığının ve Ermeni milletine yönelik etnik nefretin ne seviyeye ulaştığının açık bir kanıtıdır. Nefret propagandası Azerbaycanlıları delicesine bir çılgınlığa sürüklemiş, birkaç milyon insanı medeniyet gelişiminin basitçe atladığı, insanlık karşıtı fikirlere ve bunların pratikte her an uygulanmasına hazır bir kitleye dönüştürmüştür. Böyle bir politikanın sonuçlarının gelmesi uzun sürmedi. Ancak bu tür ökçülüğe maruz kalan bir devlet 30 bini çocuk olmak üzere 100 binden fazla insanı 10 ay boyunca kuşatmaya tabi tutabilir. Ancak bu temeller üzerine kurulmuş bir devlet, sivil altyapıyı hedef alan bir insani felakete, Ermenilere karşı askeri operasyonlara başvurabilir. Yalnızca böyle bir devlet birkaç gün içinde etnik temizliği gerçekleştirebilir ve art sahtalı Karabağ'ın tamamının nüfusunu ortadan kaldırabilir. Bu eylemlerin Doğu diktatörlüğünün parlak bir temsilcisi olan, görevde 30. yılını dolduran ve savaşı siyasi misyonu olarak gören İlham Aliyev tarafından yönetildiğini hatırlarsak, tüm bunlar hiç de garip görünmeyecektir. Amsterdam'daki Ermeni cemaati ilk başta küçüktü. 1600-1800 yıllarında şehir belediyesinin noter kayıtlarında 800'e yakın Ermeni ismi bulunuyordu. Cemaat 1668 yılında 66 Ermeni ailesinin sayılabildiği demografik zirvesine ulaştı. Zengin Ermeniler üzerinde Ermenice yazılar, doğumlar ve evlilikler bulunan altın ve gümüş doğum ve evlilik madalyaları sipariş ederek Amsterdam seçkinlerini taklit ettiler. Amsterdam'daki Ermeni Kilisesi İlk Ermeni rahip 1665 yılında özel evlerde dini törenler düzenlemek üzere Amsterdam'a davet edildi. 1703 yılına dayanan noter kayıtlarda Konings Stratu'daki gizli Ermeni Kilisesi'nden bahsediliyor. 30 Ocak 1714'te yetkililer Ermenilere sokaktan görülebilecek resmi bir kilise binası inşa etme izni verdi. Mayıs 1714'te 40 Ermeni tüccar Amsterdam'ın merkezindeki Krombum Slot sahilindeki iki deponun bir Ermeni kilisesine dönüştürülmesini finanse etti. 1749 yılında dış giriş Ermeni rahip Yohannes de Minas tarafından özel olarak finanse edilen anıtsal taşlar ve Ermenice bir metinle süslendi. Yaklaşık bir buçuk asır kadar hizmet veren bu bina cemaatinin azalması nedeniyle kapatılmıştır. 1874 yılında Eçmiyaz'in Katolikosu'nun emriyle bina 10 bin florine satıldı. Bundan sonra binada yüzyıldan fazla bir süre kızlara yönelik bir katolik anaokulu faaliyet gösterdi. İkinci Dünya Paylaşım Savaşı'ndan sonra Amsterdam'daki Ermeni cemaati büyümeye başlayınca 1989 yılında Ermeniler binayı geri satın aldı ve bugün hala Amsterdam'ın merkezinde bir Ermeni kilisesi olarak hizmet veriyor. Hayrenler, Ortaçağ Ermeni halk kaligrafisinin türlerinden biri. 15 heceden oluşan 4 satırdan oluşur. Bazen satırlar bölünerek 8 satıra yazılır. Hayrenlerin genel temaları şunlardır. Sevgi, neşe, misafirperverlik, barış vesaire. Hayrenler Ermeni şiir sanatı üzerinde büyük bir iz bıraktı. Ermeni ortaçağ şairleri kendi benzerlerini ve adlarını yazdırdılar. Bunlardan en öne çıkanı Nahabet Kuçak'tır. Ancak 15. 17. yüzyıllara ait bazı ev yazmalarında Ovanes Yerzingatsi'den Hayrenlerin çoğunun yazarı olarak bahsedilmektedir. Gerçi Hayrenlerdeki aşk şiirlerinin yazarlarının adları bulunmuyor ancak 1882'de bazı yazarlar ve edebiyat uzmanları şiirlerin yazarı olarak Nahabet Kuçakı tespit edebilmişlerdir. Hayrenlerin yüksek sanatsal niteliklerle donatılmış değerler olduğunu Valeri Borusov onlar Ermeni lirik şiirinin en harika hazineleridir diyerek ifade etmiştir. Arkeologlar halihazırda Ohanavan bölgesinde keşfedilen erken ortaçağ kayaya oyulmuş yapıya ait ilk buluntu grubu üzerinde çalışıyorlar. 56 arkeolojik eser çoğunlukla 4. 5. yüzyıllara ait zeytin kandilleri, Önce kendilerine teslim edildi, numaralandırıldı, hesapları yapıldı ve ardından müze objeleri restorasyon laboratuvarına nakledildi. Kaynağa göre şu anda yeni keşfedilen hazinelerin temizlenmesi süreci yürütülüyor. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Lilith Danielya'nın seslendirdiği Yes Udu Udlus Hoki adlı eseri sunuyoruz.

Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın. kalın.